Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Open Computer Sanatımının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ve bu bölümde sizlerle mikrokontrollerlerle drone'ları tanıyacağız. Şimdi bunlar nedir? Mikrokontrollerlerle drone'lar aslında biraz benzerler. Mikrokontrollerler bilgisayarların, drone'lar da robotların karşılığı diyebiliriz bu segmentte. Yapıları ne? İkisi de dışarıdan komponentlere bağlanamıyorlar. 1. 2. İkisinde herhangi bir giriş yöntemi yok, veri giriş yöntemi. 3. İkisinde herhangi bir yazılabilir hafızaları yok, sadece bir önden yazılmış bir ROM kullanabiliyorlar. Vesaire vesaire. Evet, şimdi kendimize bir adet mikrokontroller yapalım. Öncelikle. Evet, bana bir adet mikrokontroller case. 3 tane case'imiz var. Onları bir inceleyelim. Biri creative bu arada. Basic, en basit tier işlemci, en basit tier RAM, en basit tier 2 tane kart slotu ve 1 tane de upgrade slotu. Evet, ikinci tier'ımıza gelelim. En basit tier işlemci, 2 tane RAM, en basit tier 1 tane birinci tier, bir tane de ikinci tier kart, bir tane de üçüncü tier upgrade. Güzel. Bir de creative. Creative de bu. Bana ne lazım? Mikrokontrollerler nerede? Demin gözüm. Ha. Şimdi ne yapalım? Kendimize bir adet 1.5 tier RAM verelim. Bir tane birinci tier işlemci. Bir tane wireless network card. Bir tane de redstone card. Evet. Ve bir de başka bir şeye ihtiyacımız yok. Valla. Dikkat ederseniz buna herhangi bir ROM koymadım. Ve çalışırınız zaten hata verecek. Ve hatta neredeydin sen? Bu değil. Evet. Bir item arıyorum ancak nerede aradığımı bilmiyorum. Hah, burada. Evet. Gördüğünüz gibi no BIOS found it. Evet, şimdi buna gelelim. Ben bunda halihazırda bir kod yazdım. Edit microcontroller Lua. Öncelikle burada daha sonra programlama dersine girersem eğer biraz detaya girmemiz lazım. Ancak düz komponentleri çağıramıyor. Özel bir komponent çağırma yöntemi kullanacağız. Ve bu programın amacı şu. Eğer network'ün birinci kanalından aldığı mesaj hello olursa redstone sinyali verecek. Üste. Ve şimdi yapacağım şey basit. Bir tane boş ROM alıyorum. Şunu çıkartıyorum. Bilgisayar çalıştığı için bunun herhangi bir problemi yok. Ve flash diyorum. Microcontroller.lua. Evet. Ve bunu yazıyor. Şimdi bir adet label gireceğiz. Evet. Ve microcontroller adında bir ROM'umuz oldu. Şimdi bir adet crafting ekranında bunu ve bunu yan yana koyuyorum. Valla! Daha sonradan kodu değiştirmek için bunu kullanabiliyorsunuz. Bu arada unutmadan network sinyali alabiliyorlar. Aklınızda bulunsun o. Ve şimdi bunu alalım ve bana bir adet lamba lazım. Ve bunu çalıştıralım. Valla. Ve görürsek eğer çalışıyor. Şimdi tabletimize gelelim. Lua diyelim. Component.modem.broadcast 1 hello.
Evet. 2 saniye yanacak ve sönecek. Evet, mikrokontrolerlerde bu şekilde mikrokontrolerlara koyabileceğimiz upgrade'lerimize bir bakalım. Ve onlarla neler yapabileceğimize bir görelim. Şimdi gel bakalım. Şimdi ilk önce kart olarak ne koyabiliriz? Redstone kartlarını koyabiliriz, network kartlarını koyabiliriz. Data kart koyabiliriz, yani şifrelenmiş veri işleyebiliriz. İnternet kart koyabiliriz, ancak herhangi hani yaratıcılığınıza kalmış ilginç bir şeyler çıkartabilirsiniz belki. Devam edelim. Battery upgrade koyabiliriz. Ama herhangi bir gerek yok çünkü bunların enerji tüketmiyor olması lazım, ancak tüketiyorlarmış. Aa. Bunu yeni eklediler galiba. Evet, yeni eklemiş olabilirler çünkü normalde tüketmiyordu. Ya da 1.7'ye özel olabilir çünkü 1.10'da tüketmiyorlar. Neyse. Devam edelim. Mesela solar upgrade koyabiliyoruz, tamam. Sign IO upgrade koyabiliyoruz, yani sign'ları okuyup yazabiliyorlar duruma göre. Ufak işler için veri, yani çıktı vermek için kullanabilirsiniz. Piston olarak kullanabiliyorsunuz. Basitçe mikrokontrollerleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet işe yarar arkadaşlar kendileri. Ufak tefek işler için çok bayağı işinize yarar. Şimdi gelelim bunların uçan kardeşlerine. Dronlar. Bunlarda da 3 tane case'imiz var. Birinci tier case'imiz. İkinci tier mikrokontrollerlerle benzer durumda, ancak daha fazla upgrade takabiliyoruz. Evet. Ve sadece dronlara takılabilen bir upgrade var. İkinci tier'ımıza bakalım. Bu arada craftingleri için endstone gerekiyor. O yüzden hover upgrade'e ihtiyaç duymuyorlar. Kendi hover upgrade'leri var zaten. Bir de creative'imize bakalım. Şimdi işlemcimizi takalım. Wireless redstone kartımızı takalım. Pardon, wireless network kartımızı takalım. RAM'imizi takalım. ROM'u takmaya gerek yok. Bakalım başka ne takabiliriz? Inventory upgrade koyabiliriz. Solar generator upgrade. Hatta inventory'yi şuraya taşıyalım. İkinci bir solar generator ekleyelim. Evet, ve sonra inventory'ye gerek yok. Sana nasıl dur, inventory olsun. Inventory controller ve tamamdır. Ve drone'umuz da hazır. Şimdi seni koyalım. Ve çalıştıralım. Çalışmayacak tabii ki de. No ROM bulunamadı. Ve tabii ki de buna da özel bir kodum var. Evet, burada iki tane programımız var. Bir tanesi BIOS, diğeri Client Lua. Bunlar benim tarafından yazılmadı. Deminki benim tarafından yazılmıştı. Bunlar Open Computers'un kendi geliştiricisi tarafından yazıldı. Şimdi BIOS Lua. Bu arada bu slota... dur. Tamam. Şimdi Flash BIOS.Lua. Evet. Adın ne olsun? Drone. Tamamdır. Evet, şimdi sen bunları almanın yöntemi shift sağ klikle wrench ile tıklıyorsunuz. Gel bakalım, sonra sen gel ve drone'umuz ROM'a sahip ve çalıştıralım. Evet, şimdi client.lua. Evet, şimdi drone.move ve x y z'ye göre ayarlayacağız. 0 1 0. Yukarı 1 blokluk mesafe ilerlettik. -1 aşağı ilerledi. 2
Eksi 3. 1. Sonra başka fonksiyonlarımıza gelelim. Tabii fonksiyonların adını hatırlamıyorum. Ama öncelikle bir şeye bakalım. Bu arada inventar alanı çok daha kısıtlı bunun. Sadece ufak şeyler taşımak, ufak şeyleri hızlıca taşımak için kullanabilirsiniz. Ve burada bir adet text alanımız var. O text alanı ne işe yarıyor diye soracak olursanız, ekran değil kendisi aslında düşünecek olursak. Kendisi basit bir text alanı. Set doğru. Tabii bunu aşağıya almamız lazım. Tabii yanlış slash. Evet, merhaba YouTube. bunun yanı sıra yapabileceğiniz başka şeyler... Byte color. Evet. Siyahı ayarladık. Bunlar RGB. 20, 20, 20. 99, 20, 20. Evet. Evet, böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Sonra bakalım başka neyimiz var. Get. Doğru. Burada ya input'u yazmıyor çünkü henüz get fonksiyonlarını eklememiştim kodu yazdığında. Onu ayarlamanız, onun geri dönüşünü ayarlamanız lazım. Bakalım ne yapabiliriz? Ne ya, basitçe bunlar aslında. Inventory control yaptık, eklediyseniz eğer onun komutlarını kullanıyorsunuz, kullanabilirsiniz. Eklediğiniz upgrade'lerin komutlarıyla çalışabilirsiniz. Fakat onun dışında drone'un kendi komutları bunlar. Geri kalanı robotla da aynı olacaktır. Ama böyle uzaktan kumandalı bir robotunuz var. Move 0 12 0 12. Evet. Eksi 12 eksi 12 0. Evet, dronlar bayağı eğlenceli. Evet, bu videoda bu kadar. Böyle kısa bir video oldu. İki tane basit ancak dikkatli kullanıldığında güçlü arkadaşımızı tanıdık. Bunlar kendi başlarına çok güçlü şeyler değil fakat zekice bir şeyler programladığınız takdirde bayağı güçlü şeyler çıkartabilecek bir şey. Bu arada şu renkleri de farklı, yani drone'ları birbirinden ayırmak ya da hata kodları falan vermek için kullanabilirsiniz. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.